Boynuzlu sözü kısa bir sürede mahalleye ta çocuklara varıncaya kadar yayılıverdi. İhsan efendi, İhsan amca yahut hiç olmazsa İhsan hanım unutuldu. Boynuzlu aşağı, boynuzlu yukarı. Mahalle antenlerini gelmiş gözleyen İhsan efendinin evine daha çok da İhsan efendinin rahmetli karısının yakın ahbabı olan bitişi komşuya çevirmişti. Komşunun anlattıklarına göre Şehnaz da erkeklerle oturup içiyordu. Gecenin ileri bir saatinde kocası sızdıktan sonra şoförün annesi de evine gidiyor Şehnaz'la şoför yalnız kalıyorlardı. Kadınlar merakla soruyorlardı ne yapıyorlar? Yaşlı kadın başörtüsünün ucuyla ağzını örterken mırıldanıyordu. La gaybi Allah. O kadarını bilemem artık. Gözümle görmeden hiç kimsenin günahına giremem. Böyle şeyler gözle görülebilir miydi? Kafalar hemen işlemeye başlıyordu. O kadının her şeyi beklenir. Tabii kardeş. Kocası da diyelim. Adamın annesi niye gidiyor evine? Niye yalnız kalıyorlar? Hiç canım gözle görme lüzum var mı? Görünen göy kılavuz ister mi? Akşam karalardan bütün ayrıntılarıyla öğrenilenler ertesi sabah kahvede sayılıp dökülüyordu. Boynuzudan haberin var mı Mirim? Ne olmuş? Kocası sızdıktan sonra şoförle, şoförün annesi ya, annesi çekmiş evine gitmiş. Onlar da demek bu kadar ha ben de duydum. Bütün bunları komşu kadın gözetleyip gözetleyip anlatıyormuş. İhsan Efendi ile ötekiler artık mahallenin tek dedikodu konusu olmuşlardı. Duyun Umumiye'den Muhyfit Efendi ile Kabasakal, Hasan Tayyar gibi mahallenin namusuna fazla düşkünler hop kalkıp hop oturuyorlar. Eve baskın vermekten söz açıyorlardı. Berber Latif araya giriyordu. Bırakın bu kafaları. Dinle dünya işleri ayrılalı yıllar oluyor. Size ne? Varsa bir suçları kanun yakalarına yapışır. İlle Müfit Efendi bas bas bağırıyordu. Mahallemizin namusu var. Kulağımızın dibindeki zinayı göz yumamayız. Evladı ihalimizin her gün dedikodu mevzu yaptığı bir rezalete kulak arkasına atamayız. Zaman zaman ağız kavgaları oluyor. yaşlarla berber latif gibi ne de olsa gençler arasında ağır sözler söyleniyordu. Cevdet sabahları çok erken çıkıp akşamları da el ayak çekildikten sonra döndüğü için ne mahallelisini görüyor ne de mahalleliyi çalkalayan rezaletten haberi oluyordu. Mahalleli adına tek gördüğü insan cevriyeydi. İstediği kadar geç dönsün. Kızı mutlaka kendisini bekler buluyordu. Havalar hayır serinledi. Gece hatta zaman zaman soğuk değilse bile üşüdüğü için deniz kıyısına inmiyor. Cevdetlerin sokak kapısı önünde ayaküstü konuşuyorlardı. Cevriye mahallede dönen dedikodulardan haberliydi ama Cevdet'i açmaktan kaçınıyordu. Üzülmesini istemiyor ama kendisi üzülüyordu. Nefis kadındı şu üvey anne. Cevdet ise kızdaki durgunluğu farkındaydı. Dilenin altında bir şey gizli gibiydi. Ne kadar üstelese nafile söylemiyordu. Bir sabah boynunda iş porta erken erken işe giderken perili konağın peyambi duvarına tebeşirle kalınca yazılmış bir yazıyla dallı budaklı bir boynuz resmi dikkatini çekti. Boynuzlu. Durdu. Bunu ne demek olduğunu anlayamamıştı ama tuhafına gitmişti. Yazı güzel bir yazıydı. Resim de güzel bir resim. Yazıyı kim yazmıştı? Resmi kim çizmişti? Herhalde Erol'un işi olacaktı. Dişçinin oğlunun. Laf olsun diye cebinden mendiğini çıkarıp yazıyı da resmi de sildi. Ertesi gün hem yazıyı hem de resmi çoğalmış buldu. Kalınlı inceli, irili ufaklı, boynuzlarla boynuz resimleri. Gene sildi. Bu böyle birkaç gün sürdü. Günlerden bir gün boynuzlu bir ihtiyar resmi. İhtiyarın gözünde oval bir gözlük. Babasını hatırladı. Gözlük, yalnız, gözlük babasını hatırlatmıştı. Yoksa bütün bu resimler, yazılar, ortada henüz oval gözlükten başka sebep olmadığı halde bu yazılarla resmin babasına ait olacağını, olması gerektiğini sanan yanı ağır basmaya başladı. Gene sildi. Sinirli sinirli uzaklaşırken kafasında dişçinin Erol'u, şahit babasıysa ve şahit Erol'un işi ise bir gün bekleyip tam çizerken ağzını, burnunu kırmayı tasarladı. Kendinden sonra mahalledeki çocukları ele başı olan bu Erol'a öyle içerliyordu ki sesli sesli eğer babamsa, eğer sen çiziyorsan yandın Erol. Gerçekten de yazan ve çizen Erol'du. Her günkü gibi ardında bir alay çocuk pembe duvarın önüne gelip de yazılarla resmi silindiğini görünce ya dedi. Demek böyle. Peki şimdi daha büyük bir resim ve yazılar yazmazsam Cebinden tebeşirini çıkardı. İhsan Efendi oval gözlüklü, dal dal boynuzlu, kocaman bir baş resmini çizdi. Altına da iri iri yazdı. Sonra çocuklara döndü. Okuyun bakayım. İlkokulun hemen her sınıfından kızlı olanlı irili ufaklı bir alay çocuk yüksek sesle koro halinde okuyordu. Cevdet'in babası, müteahhitin ailesi el çırptı. Aferin Erol, ne güzel çiziyorsun. Küçük bir kız yanındaki arkadaşına usulacık sordu. Boynuzu ne demek? Sorulan soran da aynı yaşta sayılabilirdi ama biliyordu boynuzun ne demek olduğunu. Anlattı. Soranın duru mavi gözlerinden önce bir utanma geçti. Sonra Cevdet'in babası öyle demek dedi. Babası değil annesi. Ne ayıp. Bizim annelerimiz hiç öyle değil. Bizim annemiz terbiyesiz değil ki değil mi? Bunu düşünmem bile fazla kardeş. Cevriye bütün bunları bir kenarda dinliyor. Ağlayacak kadar hıslanıyordu. Koltuğunda somun. Elinde on kuruşlu kara zeytin paketi eve dönüyordu bakkaldan. Bir ara gidip resmi yazıları silmeyi aklından geçirdiyse de cesaret edemedi. Hiç sesini çıkarmadı. Usulcacık savuştu. Artık ne olursa olsun saklamayacak. Akşam Cevdet abi işten dönünce hepsini anlatacaktı. Cevdet'le Kosti, İstanbul kazağın onlar kepçe dolaşıyorlardı. Bir ara tahta kaledeki toptancı Yahudi'ye uğrayıp borçlarını ödediler. Eksiklerini tamamladılar. Hava artık eskiden olduğu gibi bunaltıcı sıcak değildi. Eylül başları, telaşlı bulutlar dolaşıyor, büyük ağaçlar güçlü rüzgarlarla telaşlanıyor. Yollardan toz bulutları kalkıyordu. Öğleden sonra hiç beklenmeyen bir yağmur iki arkadaşı yeni caminin tam arkasında yakaladı. Caminin kemerleri altına sığınıp iri taneli yağmurun mısır çağısına iç çağısına daldılar. Bakıyor görmüyorlardı. İkisi de kafalarındakine dalmışlardı. Kosti. Önceki gün Sirkeci sınavsına gördükleri Büyük Müzisyen isimli filmi düşünüyordu. Keman meraklısı fakir bir çocuğun günün birinde çaldığı bir keman sayesinde nasıl büyük bir keman da olduğu acıklı bir biçimde canlandırılmıştı. Birdenbire soru verdi. Ya çalmaktan vazgeçseydi? Cevdet hayretle döndü. Kim? Neyi çalmaktan? Kosti güldü. Hiç canım şu filmi düşünüyorum. Çalmasa serseri olur kalırdı. Ne filmde değil mi? Sana tam koydu ha. Bütün gece hiç Hep düşündüm. Hırsızlık. Evet iyi bir şey değil ama filmdeki büyük kemancıyı düşün. Bir keman çaldı. Koskoca mağaza değil mi? Ne çıkar? Hiç canım. 10 tane bile çalsa ne? Aklıma ne geldi biliyor musun? Böyle şeyler nedense hep Amerika'da oluyor. Boşta şöyle bir düşündü. Gerçekten de Amerika'da oluyordu. Cevdet sordu. Bizim memlekette niye olmaz? Niye mesela Aslan Thompson'lar çıkmaz bizde? Koste'nin fikri yoktu. Cevdet karşılık alamayınca arkadaşına yan gözle baktı. Bilmeyecek ne vardı? Amerika'yı orası. 100, 200, 300 katlı binaları, öküz yutan boğa yılanları, Texas, Texas'ın kahraman kovboyları oradaydı. Hele birkaç yıl daha geçsin. Orada herkes istediğini olabilirdi. Yaşasın Amerika diye bağırdı. Kosti Duru mavi gözüyle şaştı. Niye? Niye mi enayiye bak gitmeyecek miyiz? Sen orada büyük şarkıcı olmayacak mısın? Olacaktı çok konuşmuşlardı. Yine hatırlayınca gözleri parlamaya başladı. Yaşasın dedi. Haydi konuşalım. Konuşalım anlat bakalım. Sen Cano gibi 16 yaşında olursun. Ben Yanik gibi 14 yahut 15. Filmdeki çocuk keman çalmıştı. Biz de apartmanlardan birinin önünde tembel tembel yatan bir motosikleti çalar. Motosiklet çalmak keman çalmaya benzemez ki. için? Kemanı saklamak kolay. Motosiklet? Biliyorum. Boşver şimdi konuşalım. Peki anlat. Sen direksiyona geçersin. Ben? Ben motosiklet kullanmasını bilmem. Ben de bilmem ama öğreniriz. Peki sonra? Peşin vururuz bizim mahalleye. Cevreyi de alır. ''Motosikletle mahalleye gitmek olmaz. Ben sizi bir tenada beklerim.'' ''İyi ya. Ben yalnız gider alır gelirim.'' ''Cevreyi nereye oturacak?'' ''Sahya ama dur. Şu şehirli motosikletlerden aşırırız. Hani yanında arabası var ya.'' ''Tamam. Oldu. Sonra?'' ''Sonra atlarız motosikletimize. Pat pat pat.'' Galata rıhtımdaki büyük vapurlardan birine. ''Motosikletle mi?'' ''Tabii. Bırakırlar mı?'' ''Bırakmazlar ama biz daha önceden sakallı.'' Babacan bir tayfa ile arkadaş olmuşuzdur mesela. Şu şey gibi. Kim? Konyakçı mı? Yaşa be konyakçı gibi. Adamın piposu, fanilası, kırmızı sakalı, kocaman bıyığı var ama çok iyi kalpli. Bize der ki gece yarısı saat birden sonra gelin nöbetçiyim der. O zaman gideriz. Bizi vapurun kıçında bekliyordur. Vinçle yukarıya alır. Yavaşça. Vinç gürültüsüz çalışmaz ki. Ne olur? Limandaki bekçiler uyanır. Bizi yakalarlar. Canım o saatteki gece nöbetçisini de elde etmiş oluruz. Yahut vapur tam harekete halindedir. Konyakçı bizi vinçle yukarı alır basar gideriz. Mesele değil. Yağmur birdenbire doğmuş. gök kalabalık. Simsiyah bulutlardan sıyrılmış sıcak pırıl pırıl güneş kurşun kubbelerde parlıyordu. Yağmurdan korundukları kemerin altından yere atladılar. Boyunları da iş portaları emin önüne doğru ağır ağır yürüdüler. Bütün mesele Amerika'yı kapağa atmak. Cevdet az kalsın hızla gelen kırmızı bir Ford'un altında kalacaktı. Şoför korkunç bir küfür savurup yine hızlı uzaklaştı. Kosti kırmızı Ford'un arkasından öfkeyle bakmakta olan arkadaşını kolundan çekti. Boş ver. Cevdet hala dönüp dönüp bakıyordu. Annesine küfür etmişti. Bütün şoförleri öldürmeli dedi. Kafasına adem geçti. Yüzü buruştu. Sonra yan yana konuşmadan Galata'ya geçmek üzere kayıkların bulunduğu yere indiler. Kocaman bir kayık iki müşteri bekliyordu. Bindiler. Kirli sularda kayık ağır ağır ilerledi. Kosti arkadaşın düşünceli haline dikkat ederek sonra dedi. Cevdet dalgın dalgın baktı. Ne sonrası? Amerika'yı anlatıyordun. Boş ver ama Kosti bırakmadı. Amerika'ya giderken beni iki şey düşündürecek dedi. Neyle ne? Annemle ve Niye? Beni çok severler de Cevdet içini çekti. Beni düşünecek hiç kimse yok. Neden? Senin gibi beni sevenler yoktu ondan. Gözleri doldu. Koluyla sildi. Ama böylesi daha iyi dedi. Ben de hiç kimseyi sevmiyorum. Gözüm arkamda kalmaz. Kosti cevap vermedi. Onun sevenleri vardı. Gidince arkasından kim bilir ne sağlarlardı. Annesinin gözleri zaten bozuktu. Ağlaya ağlaya belki de kör olurdu. İçi kabardı. Gözleri yaşardı. O da tıpkı Cevdet gibi gömleğinin koluyla sildi. Kayı karşıya yaklaşırken Kosti sordu. Ağlaya ağlaya göz kör olur mu? Cevdet X13 sokağındaki boynu mendilli haydutların yüksek bacaklı iskemlerde bira içtikleri yeşil maymun meyhanesine dalmak üzereydi. Anlamadı. Ne? Göz diyorum. Ağlaya ağlaya kör olur mu? Tepesi atı Cevdet'in. Bırak yahu sen de. Niye? Ne oldu? Yeşil maymun meyhanesine dalmak üzere olduğunu sakladı. İnsanın dalgasına taş atıyorsun. Kayı kıyıya yanaşmıştı. İndiler. Boyunlarında işporta, Galata'nın dar, Rutubetli sokaklarına yan yana daldılar. Akşam perili konağın önünden dalgın dalgın geçerken Cevriye'nin sesi. Cevdet abi durdu Cevriye çıplak ayaklarıyla koşarak geldiğini tuttu. Perili konağın çatısı üzerinde parlayan ayın nurlandırdığı yüzü her zamandan daha kederliydi. Cevdetin elini bıraktı. Sana bir şey söyleyeceğim ama Cevdet'in kaşları çatıldı. Ee kızma. Kızılacak bir şey mi? Hem de nasıl. Sabırsızlandı. Çabuk söyle ne. Cevri ellerini arkasına bağlayıp sırtını çevirdi. Cevdet omzundan sarstı. Söylesene be nedir? Kızacaksın. Kime dair? Kızmayacağını söz ver. Verdim söyle. Annenin üzerine yemin et. Cevdet turakladı. Annesinin üzerine yemin etmek Cevriye. Çevik bir hareketle döndü. İki eliyle elini yeniden tuttu. Ya gördün mü? Yemin edemiyorsun. Demek kızacaksın. İçini çekti. Kızmayacağım Cevriye. Kızmayacağım ama... Ee, ben yemin etmesini bilmem. O da bilmezdi, üstelemedi. Peyli konaktan yana baktı, sonra gözlerini Cevdet'i çevirdi. Söyle. Tane tane başladı. Erol var ya. Cevdet'in kafasına dişçinin sarı saçlı yeşil göz, Erol'u hızla geçti, sinirleri gerili verdi. Var. Duvara. Ee, babanın. Her şeyi anlamıştı. Elini kızın avuçlarından kurtarıp perili konağa koştu. Alacak karanlıkta resmi ve altındaki yazıyı gördü. Cevdet'in babası. Bir an bir yerlerden uçar başından aşağı kızgın sular dökülür gibi oldu. Başı dönmeyi, kaşları gözleri kirpikleri seyirmeye başladı. Demek babasıydı boynuzlu babasıydı demek. Bir bomba koskocaman bir bomba olup dişçinin evini cevriye tekrar elini tuttu. Söylemeyecektim ama. Demek Erol yaptı o resmi. Yazıyı. Yazıyı da o yazdı. Başka kimler vardı? Aile filan da var mıydı? Vardı. Hello. Neler söyledi neler? Ne söyledi? Ah ayıp ayıp laflar. Ayıp ayıp demek. Ayıp ayıp ya. Avuçlar içindeki elin birden soğuduğunu, titrediğini hissetti Cevriye. Ne oluyordu? Bu kadar mı kızmıştı? Niçin? Bu kadar kızacağını bilse öldürseler söylemezdi. Çok mu kızdın Cevdet abi? Ha Cevdet abi çok mu? ''Kızcağını bilsem vallahi söylemezdim.'' ''Ne düşünüyorsun?'' ''Sahi ne düşünüyorsun Cevdet abi?'' Elini sarstı, tekrar sarstı. ''Beni korkutuyorsun ama.'' ''Vallahi korkuyorum Cevdet abi.'' De. Cevdet elini çekti kısık bir sesle. ''Eve git hadi.'' dedi. Cevriye şaştı. ''Niye Cevdet abi?'' ''Sana eve git diyorum.'' Kız ürktü çıplak ayaklarıyla perili konan duvarı ardında kayboldu. Sonra usulacık yere döndü duvarın karanlık kenarından Cevdet abine baktı. Elleri pantolon ceplerine sokulu ağır ağır gidiyordu. Ayın aydınlattığı sırtı çok düşünceliydi. Cevriye duvarın köşesinden yavaşça çıktı. İlkin pembe duvardaki resimle yazıları sildi. Sonra Cevdet'in ardına düştü. Eve girmediğini, mahalleye dağıldığını görmüştü. Nereye gidiyordu? Maksadı neydi? Cevdet boynunda iş portası, yerden çakıl taşları toplayarak Erol'lara gidiyordu. Camlarını indirecekti. Bu gece onların camlarını, yarın ayrıların, öbür gün daha öbür gün ötekilerin. Resmi çizen, yazıyı yazan Erol damağı olsun, onlar da seyretmiş, Erol'u kışkırtmışlardı ya. Erol'ların evi önünde durdu, üst kattaki salonda aşık vardı, yatmamışlardı, oturuyorlardı demek. Sırtını oracıktaki bir duvara dayayıp bekledi, henüz çok erkendi. Bu işi gece yarısından sonra Arsen yahut yahut göz Recai gibi yapmalı, ama ele geçmemeliydi. Bugün burası, yarın başkası, öbür gün daha başkası. Kimin yaptığı meydana çıkmamalı, sır halinde kalmalı ama mahalle korkudan tir tir titremeliydi. Dalmıştı birden kuvvetli bir bekçi düdüğü, ürktü. Suç üstünde yakalanmış gibiydi. Ne geziyorsun burada gece vakti? Döndü mahallenin kaba bıyıklı, sert bakışlı bekçisi. Hiç dedi öyle. Nasıl öyle? İşten geldin de dinleniyordum. Git evinde dinlen. Hadi bakalım. Boynunda işporta. Sessizce savuştu. Hiçbir şey değişmemişti. Duvarda silinen resim ve yazıların yerine ertesi sabah Erol yenilerini çizdi. Yazdı. Cevdet boynunda işporta. Sabahları geçerken gördü. Baygınlık derecesine varan bir öfkeyle sildi ama daha ertesi gün yine aynı şey. Çok geç dönüyordu eve. Her dönüşünde babasından saparta yiyor aldırmıyordu. Kafasına takılan tek şey Erol'du. Erol, aile ve ötekiler. O gece bekçi görmeseydi şimdiye kadar hepsinin evleri taşlanmış camları indirilmiş olurdu ama bekçi görmüştü yakalanabilirdi istemiyordu bunu. Babası da dahil herkesin kendisine karşı olduğunu biliyordu. O sabah geç uyandı güneş beyaz perdeye sarı sarı vurmuştu hiç bu kadar uyuduğunu hatırlamıyordu. Gene çok geç yatmıştı bütün gece mahallede dolaşmış bekçiye yeniden rastlamama korkusundan evleri taşlayamamıştı. Uykuya geçtiği zaman horozlar ötüyordu. Yataktan fırladı. Hala uykusu vardı. Gerindi. Tekrar gerindi. Esnedi. Öyle yorgundu ki. Bir ara babası kapıdan seslendi. Bu vakte kadar niye uyuyup kaldın? Bir şey söylemedi. Adam sözünün ardını getirdi. Gece yaralana kadar it ayağı yemiş gibi dolaştım desene. Senin başına bir çıkacak var. Döndü tükürür gibi. Varsa var dedi. İt oğlu it. Evlat değil yılan. Elinde çaydanlık yukarı çıktı. Cevdet çabucak giyindi. iş portasını tam alacakken dışarıda çocuk sesleri duyarak pencereye gitti. Perdeyi aralayıp baktı. Erol ile Kayhan. Cevdet'in penceresi önden geçiyorlardı. Erol döndü alaylı alaylı baktı. Kayhan'ı dirseğiyle dürttü. Bakıyor enayi. Kayhan da döndü gördü güldü. Cevdet ifrit olarak ne bakıyorsunuz lan haybeciler dedi. Durdular yüzleri asılmıştı. Haybeci sensin dedi Erol. Ben miyim? Aa, aa, dikiliyor utanmadan. Sensin tabii. Niye utanacağım? Kayhan eliyle boynuz işareti yaptı. Çakıyorsun ya. Erol kuvvetli bir kahkaha attı. Duvardaki yazıları silmekle boynuzluktan kurtulamazsın. Cevdet mosmor olmuştu. Titreyerek koştu evden çıktı karşılara dikildi. Bana mı söylüyorsunuz? Soruyor bir de. Resmi kim çiziyor? Yazıları kim yazıyor? Erol göğsünü gere gere. Ben dedi. Sen ha? Gözlerinin her şey sinilmişti. Erol'un dirseklerine kadar çemirli gömleğin iki yakasını iki eliyle desteledi. Bir kafa... Erol beklemiyordu. Birden neye uğradığını şaşırmıştı. Eliyle burnunu yokladı. Kan bulaşığını görünce rengi attı. Başladı gücünün yettiği kadar bağırmaya. Kayhan Cevdet'in üstüne atlamıştı. Cevdet'le yumrukla akşamaya başladılar. Erol'un yaygarası mahalleyi çın, çın öttürüyor. Pencereler insan başlarıyla doluyordu. Çok geçmeden kadınla erkekli bir kalabalık çevrelerini aldı. Erol'un babası mor yollu ipek pijamasıyla koşarak geldi. Oğlun öyle kanlar içinde tiril tiril titrer görünce aklı gitti. Ne oldu oğlum kim vurdu sana? Erol kesik kesik hıçkırarak Cevdet dedi. Niçin? Sebep ne? Kayhan'la gidiyorduk önümüze çıktı. Küfür etti. Sonra da kafa attı. Mahalleli Kayhan'la Cevdet'i ayırmıştı. Cevdet'in de burnu kanıyordu ama aldırdığı yoktu. Erol'un Kayhan'la gidiyorduk, önümüze çıktı, küfretti, sonra da kafa attı diye yalan söylediğini işitmişti ama. Düzeltmeyi lüzum görmüyordu. Babamın boynuzlu resmini çizdiler, onun için kavga ettim diyecek değildi ya. Öldürseler demezdi bunu, isterse ipi çeksinler. İhsan Efendi'ye kaç vakittir diş bileyip duran mahalleli bunu fırsat bilip atıp tutuyorlardı. Genç karısından gayri düşündüğü yok ki adamın. Boynuzluğu karakola haber vermeli. Ne bu? Elin çocuğunun burnu kanayıp duruyor. Beyefendi karakola gidin. Hükümet cezasını versin. Öyle ya durup dururken önüne çıkmış madem. Çok geçmeden İhsan Efendi koşarak geldi. Mahallenin ters ters bakışından rahatsız olmuştu. Hele parti ileri gelirini dişçinin oğlunu kan içinde görünce aklı giderek oğlun üstüne yürüdü. Allah kahretsin seni Emi. Allah belanı versin namussuz. Çocuğu kıvırcık siyah saçlarından yakaladı yerden yere çalmaya başladı. Cevdet toka, tekme yerlerde yuvarlanıyor. Ağzı burnu kan içinde kalıyor. Hiç kimse araya girmiyordu. Bir ara babasının elinden kurtuldu. Perili konağın arkasından cevriyelere inen bayırda kayboldu. Dişçi, bana bak İhsan Efendi dedi. Yakanızı bırakmayacağım. Sen kim oluyorsun da oğlun çocuğuma kafa atıyor. İhsan Efendi oval gözü ardında mahvolmuşçasına sokuldu. Boynunu büktü. Beyefendi, beyefendiciğim. Sen ne oğluna ne de karısına sahip olamayan bir zavallısın her şeyi, her şeyi saydı döktü. Başta Duyuna Umumiyeci Mufit Efendi ile Hasan Tayyar ve ötekiler hak verdi. Müfit Efendi sabahlara kadar işletten vakit bulamıyor ki adam çocuğun terbiyesin. Terbiye kim o kim? Mahallemizin yüz karası. İhsan Efendi birden 10-15 yaş ihtiyarlamış gibiydi. Gözleri derinlere çökmüş yüzü pörsümüştü. Eli ayağı gibi sadece bakıyordu. Ne karşılık verebilirdi? Karısının dediği çıkmıştı işte. İftiraya uğramışlardı. Dişçi oğlunu elinden tutarak uzaklaşmadan önce sana gösteririm dedi. İhsan Efendi arkasından boş gözlerle baktı baktı. Sonra evine doğru ağır ağır, ağır sandalyeye sandalyeye yürüdü. Mahvolmuştu 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 işte. Kapıdan içeri girerken perili konağın öndeki kalabalığın alaycı kahkahalarını, ıslıklarını, imalı sözlerini duymuyordu. Kapıdan karşılayan karısının kollarını kendine atıp boşandı. içini çeke çeke çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Şehnaz Sus dedi. Allah belasını versin hepsinin. Ben sana demiştim dedikoduya lafa söze kalacağız demiştim. Dinlemedin. Ben bir öleceğimi bilmem. Sus sus da yukarı çıkalım hadi. Kocasının koluna geldi. Baygınlık geçiren ihtiyarı yukarı çıkardı. İskanlıyı oturttu. Kolonya getirip yüzüne serpti. Şakaklarını olmaya başladı. Bir yandan da söyleniyordu. Başıma geleceğini biliyordum. Kaç vakittir içim gazel gibi titriyordu. Allah hepsinin belasını versin. Gözleri kör olsun. Sürüm sürüm sürünsünler. Adem'in annesi de telaşla geldi. Aman ya Rabbi, meğer ne düşmanımız varmış. Şehnaz tekrarladı. Bilip duruyordum bunun böyle olacağını. Kendisine söylediydim. Oturun. İçin bana göre hava hoş ama bu ağzı kara insanların dedikodu yapmasından korkuyorum dediydim. İşte yüzü. İhsan Efendi gözlerini indirmiş sessiz sessiz ağlıyordu. Adem'in annesi ah Cevdet dedi. Ah Cevdet. Şehnaz ekledi. Ah ya böyle çocuk görülmüş değil. Dik, aksi, laf söylemeye korkuyorum. Şuna bak, elin çocukları yollarında uslu uslu giderken. İhsan Efendi doğruldu, öfkeyle kinli. Yılan, dedi. Yılan namussuz, böylesine ana baba düşmanı görülmüş değil. Elinde olsa benim de annesinde bir kaşık suda boğacak. Şehnaz, ben hadi üvey anneyim diye sokuşturdu. İhsan Efendi gene parladı. Ne demek? Üvey anne ne demek? Ben babayım. Benim istediğim gibi harekete mecburdur. Doğru ama mecbur saymıyor kendini. Saymıyorsa defola gider evimden. Öyle şey olur mu kocacığım? Bir karış çocuk. Bir karış çocuk gibi hareket ediyor mu? Görüyorsun işte. Odasını silip süpürüyorsun. Kirlilerini yıkıyorsun. Yüzüne gülüyorsun. Ne mecburiyetin var? Aa öyle şey olur mu? Mecburum tabii. Kocamın oğlu. Biliyor mu? Takdir ediyor mu? Etmesin. Balık bilmezse halik bilir ya. Gözümde iki paralı kıymet yok. Ben böyle asiyelet istemezdim. Cenab-ı Allah nereden verdi bilmem. Ne taksiratım vardı. Şehnaz Adem'in annesine döndü. Şimdi hadi neyse dedi. 17-18 yaşına gelince ne yapacağız bilmem. Şimdi böyle. O zaman artık babasıyla beni üst üste koyar döver. Bu sırada kapı çalındı. Şehnaz koştu pencereden baktı bir bekçi. Ne var? Ne istiyorsunuz? Bekçi bozuk Türkçesiyle İhsan Efendi ile oğlunu Kumser Bey çağırıyor dedi. Şehnaz durumu haber verince İhsan Efendi yeni bir korku aldı. Yüzü kireç gibi kesildi. Eli ayağı titriyordu. Şimdi ne yapacağız ha? Ne yapacağız şimdi Şehnaz? Şehnaz Adem Efendi evde mi teyze? Dedi. Sahi evde olacak uyuyordu. Aman koş uyandır da birlikte gitsinler. Kapı tekrar çalındı. Şehnaz yine koştu. Bu sefer de şoför Adem'di. Kapıda bekçiyle konuşuyordu. İhsan Efendi canlanarak koştu. Merdiveni bir solukta indi kapıyı açtı. Hadi gidelim buyurun. Karakolun yolunu tuttular. Yolda Adem her şeyi anlatan İhsan Efendi Allah kahretsin onu dedi. Allah belasını versin. Adem tamamladı. Sana bir şey söyleyeyim mi amca? Karakolda müdafaa etme de cezasını çeksin. Burnu ancak böyle sürtülür. Etmem. Ne hali varsa görsün it. Teyzesinin yanına tüydür sonra da. Ben de öyle düşünüyorum. Hem teyzesinin yanına hem de evi değiştirelim diyorum. Ne dersin? Hiç fena olmaz. Bu mahalle çok bayağı. Çok adi bir mahalle. Ferili konağın önünde birikenlerin söylediklerini ettikleri dedikoduyu anlattı. Adem cık, 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 yaptı. Namussuzla. Karakolun önü mahalleliyle tıklım tıklımdı. İhsan Efendi ile şoför Adem'i yan yana görünce bir homurtu dolaştı. Müfit Efendi rezil dedi. Kepaze herif. Arı namusu hava hayayı kaldırmış atmış. Karısının zamparası amma da tatlı geliyor boynuz diye be. Yuh be. Mahalleden çıkarmalı değil Yusuf. Çıkarmalı tabi ama. e ee, çıkar mı? İhsan Efendi ile ötekiler kalabalığı yararak karakoldan içeri girdiler. Eli yüzü kan içinde Erol'la babası oradaydı. Adem giyinmiş, kravatını bağlamıştı. Komiserin masası yanındaki bir iskemlede hırslı hırslı oturuyordu. İhsan Efendi'ye kinle baktı. Sonra gözlerini komisere çevirdi. İri yarı geniş omuzlu komiser kalın siyah kaşlarını çatmış, Masasına korkuyla yaklaşan ihtiyara sertçe bakıyordu. Göründüğü kadar sert değildi aslında. Dişçinin patırtıyla anlattıklarını soğukkanlılıkla dinlemiş. Adamın istediği gibi kızmamış, kızamamıştı. Ne oluyordu sanki? Alt tarafı iki çocuk dövüşmüş. Birinin burnu kanamıştı. Vurmak, vurulmak, ölüm, kalım yoktu ya. Sertçe sordu. Nerede oğlun? İhsan Efendi etrafına şaşkınlıkla baktı. Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Çocuk senin değil mi? Boşandı. Benim ama olmaz olsun öyle evlat komiser bey. için? Niçin olacak? Aksi uğursuz itin biri. Ben memnun muyum sanki? Değilim. Değilim ama ne yapayım? Evlat bulunmuş bir sefer. Başıboş bırakır terbiye ile alakadar olmazsan. Değil beyim değil. Annesinin ölümünden sonra ahlakı süratle değişti. Benden Allah'tan korkar gibi korkardı. Şimdi niçin kavga ettiklerini biliyor musun? Bilmiyorum. Dişçi benim oğlum melektir melek dedi. Bakın şuna sınıfını pek iyi dereceyle geçti. Hiç kimseyle karışmaz küfür bilmez kız gibi çocuktur. Bir arkadaşıyla şakalaşarak gidiyorlarmış. Aniden önlerine çıkmış. Başlamış küfür etmeye. Sonra da zaten komiser bey suratına baktınız mı anlaşılıyor ne mal oldu. Tam tam Lombrozo'nun katili. Cani tipi. İhsan Efendi birden babalık damarı kabardı. Yo doktor bey. O kadar değil. Düne kadar senin oğluna birlikte aynı sınıfa gidip geliyordu. Böyle halleri var mıydı? Hoppala oğlunu müdafaya mı başladın şimdi de? Başlamadım ama katil cani de değil. Sen onu böyle kayırıyor musun, kayırmıyor musun? O yarın senin başına ne çoraplar örer görürsün. Yanlış anlamayın doktor bey, kayırmıyorum. Kayırmıyorum ama ne olduysa annesinin ölümünden sonra oldu diyorum. Çekişme uzayacaktı. Komiser, peki nerede bu aslan? dedi. Arkası yarın.